Sadece iki millet, tek devlet değil, aynı zamanda tek yürek olduğumuz kardeş Azerbaycan, aldığı tarihi zaferle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun elde ettiği tarihi zaferi ABD ordusu tarafından mercek altına alındı. Pentagon'da görevli üst düzey bir general, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söylerken, bu taktikleri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade ederek, ABD ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 2. Karabağ Savaşı'nda düşmana karşı kullandıkları taktikleri incelemeye başladı. Karabağ'da keşif ve saldırı dronlarının geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve topçuyla birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi. General, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun sadece keşif yapmakla kalmayıp, aynı zamanda dronları ve kamikaze dronlarını, Ermeni zırhlı araçlarını hızla imha etmek için kullandığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li general, bu taktik Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerini hızla yenip ilerlemesini sağladı. Belki gelecekte Çin veya Rus orduları ABD'ye karşı savaşta benzer taktikler kullanacak. Bu nedenle ABD ordusu bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders almalıdır, dedi. Ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan'la girdiği çatışmalarda aldığı tarihi yenilgi, ülkede hükümete yönelik eleştirilerin sayısını her geçen gün artırırken, ülkenin önde gelen isimlerini de korkuttu. Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı David Shahnazaryan, cephe hattında yapılan hatalara ve siyasi baskılara işaret ederek savaşın henüz bitmediğinin Azerbaycan'ın Zengazur'da alacağını öne sürdü. Azerbaycan tarafından ağır mağlubiyete uğrayan ve Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da hükümete yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Sputnik Ermenistan'a konuşan ve Ermenistan Başbakanı olarak görev yaptığı ilk günden itibaren Nikol Pashinyan'ın istifasını talep ettiğini dile getiren Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı David Shahnazaryan, Ulusal Güvenlik Servisi, kolluk kuvvetleri ve orduda güç yapılarının kasıtlı olarak dağıtıldığını ve devlet mekanizmasında çok sayıda yasadışı süreçlerin gerçekleştiğine vurgu yaptı. Pashinyan'ı savaşa neden olacak şekilde amaçlı ve tutarlı bir politika izlediği konusunda uyardığına da değinen Shahnazaryan, şu an Ermenistan'ın başına gelenlerin tarihindeki en trajik olaylardan biri olduğunu kaydetti. Shahnazaryan, röportajda savaştaki hataların, cepheyle ilgili yanlış bilgilerin, orduya generaller de dahil olmak üzere yapılan siyasi baskıların, savaşın siyasi acemiler tarafından yönetilmesinden kaynaklı gerekli adımların zamanında atılmamasının ve teknik zayıflıkların utanç verici bir yenilgiye yol açtığından da bahsetti. Diğer bir gelişme ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihrivan Aliyeva ile beraber işgalden kurtarılan Ağdam şehrine geldi. Aliyev'in eşi Mihrivan Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görülüyor. İlham Aliyev görüntülerde Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söylüyor. Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlatıyor. İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtiyor. Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkat çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguluyor. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı. Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibariyle Ağdam'dan çıkmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihrivan Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentinde Ağdam Cuma Camii'nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. Aliyev ve eşi Mihrivan Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur'an-ı Kerim bağışladı ve dua etti.
Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden Ermenistan'a adeta ders niteliğinde oldu. Öte yandan PKK'lı teröristlerin Irak'ta yeni bir kandil yapmak istediği Sincar'da tansiyon yükseliyor. Irak yönetimi ve Barzani'ye bağlı güçler bölgeyi kontrol etmek için 6000 asker ve polis gönderdi. Anlaşma gereği Sincar'ın güvenliğinden Bağdat hükümeti sorumlu olacak. PKK'nın yanı sıra İran destekli Haçlı Şabi'nin de bölgeden çıkarılması planlanıyor. Irak'ın Suriye sınırında yer alan Sincar bölgesinde tansiyon yükseldi. 2014'te DAEŞ'i bahane ederek bölgeye yerleşen terör örgütü PKK'yı tasfiye etmek için anlaşma imzalayan Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim ve Bağdat önceki gün adım attı. Terör örgütünün 6 yıldır yığınak yaparak ikinci Kandil haline getirdiği Sincar'ın etrafına 3 Tugay'dan oluşan 6000 polis ve asker yerleştirildi. Ağır silahlı güçler Suriye ve Irak sınır hattıyla Sincar'ın batısına yayıldı. Önümüzdeki günlerde Sincar kent merkezine de 2500 polis yerleştirilecek ve kentte yeni bir yönetim belirlenecek. Anlaşma gereği Sincar'ın güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak. PKK'nın yanı sıra İran destekli Haçlı Şabi güçlerinin de bölgeden çıkarılması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Musul valisi Necim El-Cuburi, güçler özellikle Şengal'ın batısında, Beak ve Şengal bölgesinde Suriye sınırını korumak için geldi. Önümüzdeki ayın başına kadar karar sahada uygulamaya konulacak, dedi. Birleşmiş Milletler'in Sincar Anlaşması'nı desteklediğini de bildiren Cuburi, Birleşmiş Milletler Irak temsilcisi Jean Henis Plechard, bunun somut şekilde gerçekleştirilmesi için merkezi hükümete güçlü destek sunacaklarını ifade etti, şeklinde konuştu. PKK ile yakınlığıyla bilinen Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi yetkilisi Hüseyin Hacı ise, kimsenin kendini Şengal'e dayatması kabul edilemez. Şengal için 6 yıl boyunca mücadele eden, kan döken, şehit verenlere kolay bir şekilde Şengal'den çıkın ve yerinize polis gücü yerleşecek denmesi kabul edilemez ifadelerini kullandı. Yeni Şafak'a konuşan Iraklı analist Nezir Kandori, PKK'nın Sincar bölgesinde kendilerine bağlı Humat Sincar adlı grupları var. Fakat bölge halkı ve milisler arasında sorunlar yaşanıyor. Diğer tarafta Mesut Barzani bu milislerin Sincar bölgesinden çıkmasını istiyor. Orada yaşayan insanlar gençleri zorla kendi silahlı gruplarına alan PKK'nın varlığından şikayet ediyorlar. PKK mültecilerin evlerine dönmesine engel oluyor açıklamasında bulundu. Bölgenin PKK tarafından Suriye ve Irak arasında kaçakçılık için kullanıldığına dikkat çeken Kondori şunları söyledi. Bu milisler İran'ın desteğini alan Haçlı Şabi milisleri tarafından destekleniyor. Haçlı Şabi bu anlaşmayı kabul etmiyor. Çünkü bölgenin Musul'a ait olduğunu, Kürdistan sınırları içinde olmadığını söylüyorlar. Anlaşmayı reddetmelerinin asıl nedeni PKK'nın Suriye ile bağını kaybetmek istememeleri.